Selamlar herkese, Hunter ben. Surviving the Aftermath maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçtiğimiz bölüm ilk bölümdü ve kolonimizin temellerini atma fırsatımız oldu bu bölüm. Koloniyi genişleterek dünya haritasında maceralara atlayacağız arkadaşlar. Dünya haritasına bir göz atalım. İki karakter burada devam ediyor. Bir tane research'ümüz var. Ve tahta işine biraz odaklanmak istiyorum. Açıkçası bölümün başında yeni binalar var inşa edebileceğimiz. Bir tanesi Lumberyard. Ağaç keserek oduna çeviriyorlar diyor. Bir de Logging Camp. Logging Camp yakacak odun yapıyormuş. Aslında bundan başlayabiliriz. Forester'da ekiyor. Anlaşıldı. Nereye yapalım? Öncelikle toprağın verimliliğine bakmak istiyorum ben birazcık. Buralar rezalet. O yüzden burada ağaç şey yapabiliriz gibi. Ya da burada ağaç daha mı zor büyüyor acaba? Şurayı yapabiliriz arkadaşlar. Sağ üst bence güzel bir nokta. Sol tarafa da tarlalar yaparız şuralara. Sağ üstümüz odun bölgesi olsun. Haydi bakalım. Ve 3 binayı da koyacağım. Etrafındaki bölgeyi umarım değiştirebiliyoruzdur. Umarım. Şöyle bir tane Forester koydum. O ağaç ekecek. Bir tane Lumberyard yaptım. Bu ağaç kesecek. Beraber çalışıyorlar. Bir de Lumberyard yapıyorum. Bu da arkadaşlar ağaçları yakacak oduna çevirecek. Yani bunların yanında bir de depo olması tabii şahane olurdu. Şunu kapatalım öncelikle. Stockpile değil de Bear House daha mantıklı. Şuraya bir tane koyduk aslında. Hiç kimse kullanmıyor bile. Research açtık arkadaşlar. Skinning diye geçiyor. Bunu ben seçmedim bu arada. Niye bunu research ediyor, bunu seçtiğimi hatırlamıyorum. Otomatik yardırıyor. Kaldıramıyorum bile. Neyse. Şeyi upgrade'leyebileceğiz artık. Skinning'i. Skinning diyorum. Şurada. Bu binayı upgrade'leyebiliyoruz arkadaşlar. Avcı şeyini. Yeni kaynaklar getirecek. Yapıştırdım gitti, bakalım neler getirecek. Specialistler işleri bitirmiş. Eline sağlık. 500 research puanı topladı bizler için. Şimdi haritayı açmaya başlayacağız. Satoshi ile. Şöyle sınıra tıklarsanız açmaya başlıyor. Bakalım komşu haritalarda bizleri neler bekliyor. Herhangi bir felaket yaşamadık henüz. Ve depo zerre kullanmıyorlar. Aslında depoyu buraya taşımak çok daha mantıklı. Bunu patlatsam mı? Bir sürü de kaynak harcamışız. Bence çok fazla depo yapabiliriz arkadaşlar bu oyunda. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Buraya sığıyor mu? Sığıyor. Buraya bir tane daha depo koydum. Hiç problem değil. Çünkü çok da merkezi depolamanıza gerek yok. Sağa sola dağıtabilirsiniz depolarınızı. Ne geldi? Lumberyard geldi arkadaşlar. Bu ağaçları şeye çeviriyor. Şurayı işaretleyelim. Ağaçları keserek tahtaya çeviriyor ki buna kayacağız yavaştan. Bu da geldi. Forester. Aynı bölgeyi seçiyorum. Hatta aynı bölgeyi seçersem şahane olur. Şöyle galiba aynen neredeyse aynı oldu. Tamam, birebir oldu arkadaşlar şimdi. Şey de geldi, bir pause edeyim. Lumberyard. Dahice aynısından yapmışım. Dahice aynısından yapmışım. Ne yapmam gerekiyordu benim? Çok güzel başladık bu bölüme. Forester, Logging Camp, Lumberyard. Logging Camp yapmam gerekiyordu. Sıkıntı yok. Sizlere göstermek için yaptım arkadaşlar. Binaları yıkabiliyorsunuz üstüne tıklayarak. Bir quest geldi. Haydi bakalım. Kapıya bir tane Survivor gelmiş ve hemen yere yığılmış. Dayak yemiş arkadaşlar, yaraları varmış. Elimizden geleni yapmışız. Ama sadece kanamadan önce, ölmeden önce birkaç kelime söyleyebilmiş. İn. Bulduk, inlerini bulduk diyor. Bir sürü zenginlik var ama bir yaratık var, gerçek diyor. Okey, bir quest aldık. İni bul diye. Biraz ürkütücü bir quest aldık. Şimdi doğru düzgün inşa et hançer. Forester Lumberyard yaptık. Bir tane de Logging Camp yapmamız gerekiyor. Bam. Tamamen sizlere binaları yıkabildiğimizi göstermek için şey yaptım. Başka hiçbir niyetim yoktu. Şöyle yol çekelim de simetrik olsun. Logging Camp. Süper. Böyle üçlü bir tahta şeyimiz oldu. Hiç fena değil. Bunun derdine Hunting cabin. Upgradeleyince alanı sıfırlıyor. İyi oldu bunu gördüğüm. Şurayı işaretlememiz gerekiyor. %100. Artık 3 kişi çalışabilecek burada. Ve fiber getirecekler arkadaşlar. Hayvanların derilerinden vesaire ki yanılmıyorsam elbise yapacağız. Fiber nerede? Sağ üstte. 24 tane gelmiş bile. Güzel bir upgrade oldu. Şimdi research'e dönecek olursak. Ben bunu seçtim. Gerçekten hatırlamıyorum. Bunu niye research yapıyor? Ne ara tıkladım? Ben medical training'e tıklamıştım. Bunu mu açmak gerekiyor? Ha, yukarıdan başlamıyor ağaç. Şu okları izlerseniz arkadaşlar buradan başlıyor ağaç. Ha, birazcık kafa karıştırıcı ama gelsin bakalım Guardian'da. Research puanımız var şu anda. Dünya haritası nasıl gidiyor? Çalışıyorlar. Bir kişi Fritz şeyi koruyor. Ama etraftan yemek falan da toplayabilir bu süre zarfında. Tahta toplasın gitsin. Boş oturmasın. Depomuzu da yaptık arkadaşlar. Burada tahta süreçlerimiz akmaya başladı. Yine etraftaki şeyleri toplayacağım. Birisi radyasyon yemiş. Hemen hastaneye doktor koyuyorum. Ve biraz kalabalıklaştık. Belki bir tane daha duş eklemekte fayda olur. Kaç tane duş gerekiyor bilmiyorum açıkçası. Bu kadar kolonist için. Ama koydum gitti. Avcılık diyor. Specialist'lerle indirebilirsin vesaire. Tamam, teşekkürler. Guardian'ı açtık arkadaşlar. Evet, buradan başlıyormuş research. Ne işe yarıyor? Guardian'lar kapıda çalışan şeyi koruyanlar bizi. Guard post diye bir şey açtı. Çok da gerekli değil gibi hissediyorum. Çok gerekli değil gibi hissediyorum. Ne yapalım bir sonrakine? Ha, buradan başlıyor. Oklar var. İşte bu. Eğitim mantıklı geliyor da çocuk yapmıyoruz şu anda. Hiçbirini beğenmedim. Hunting crew, farming. Bence farming'e gidebiliriz. Ufak tefek, haydi. Buna research dersem direkt yapabiliyoruz. Haydi farming'i açalım. Farming'in bir zararı olamaz arkadaşlar bize. Bu arada şu main quest'i inlerini bul diyor. Ana haritada çıktı mı? Evet. Şurası arkadaşlar. Zaten orayı açıyordum. Belki oraya gideriz. Bir şeyler buluruz. Ne kadar zor olacak bilmiyorum. Ama birkaç tane specialist'imiz var. Şimdi. Bir kişi radyasyon yedi. İyileşiyor mu? Yani doktorumuz bekliyor. Gelip iyileşmesi lazım. Buradaki tahtaları da bitirmişiz. Yavaştan etraftaki tahtaları bitiriyoruz arkadaşlar. Neyse, kamp biraz uzakta kalmış olmasına rağmen devam edelim. Ama kendi tahta üretimimiz burada da başladı bir yandan. Bunu da yaptık ve yakacak da üretiyoruz. Kaç tane var? Kış gelince muhtemelen bayağı gerekecek. Yavaştan biriktirelim o yüzden. Depoya burada koyuyor olmaları lazım ama koymuyorlar gibi. Kendileri bilir. Kendileri gelir. 17 tane araç gereç. Araç gereç de ne işe yarıyor bilmiyorum şu aşamada. Genelde köylülerin işlerini yapması için gereken bir kaynak bu tarz oyunlarda. Ama bilmiyorum. Haritayı açmaya devam edelim. Burada enteresan bir şeyler var. Ya da şuraya açacağım arkadaşlar. İçgüdüsel olarak. Ve binalara bakacak olursak herhangi atladığımız bir şey oldu mu? Guard post diye bir şey açıldı. İşte korumak için. Çok gerek yok bence şu aşamada. Enteresan bir şey. Belki bir tane yapabilirim. Bir kişiyi koyabilirim. Tehditlere otomatik tepki veriyorlarmış vesaire. Silah kullanabiliyorlar. Scouting. Scout Tower'ın upgrade'i mi acaba bu? Evet, upgrade'i. Bunu açmışız arkadaşlar. Bunun işi bitmiş. Ben bir tane daha yapacağım. Hatta bir tane guard post yapalım haydi. Haritanın kuzeyini açalım. Şuraları açalım. Neden olmasın. Bir tane koydum. Bizim için de test olur. Bunun işi bitti mi? Bitmiş arkadaşlar. Bunu yıkabilirim. Komple alanını açmış. Buna hoşçakal diyoruz. Gerek yok bir kişi çalışmasın orada. 2 kişi radyasyon yedi. Hastaneye arkadaşlar haydi. İkisi de burada iyileşiyor. Hatta %81 iyileşmiş. Belki bir tane daha hastane yapabilirim. Çok aciliyeti yok. Biraz daha bekleyeyim. İleride yapmam gerekebilir. Bir tane stoplayıcı koyabiliriz. Buradaki güzel nehrimize. Ama burada insan çalışmalı. 10 su üretiyoruz. Gerek yok. 800 suyumuz var. Gerek yok arkadaşlar. Çeşmeler fazlasıyla işe yarıyor şu anda. Aa, bir tane gardımız var burada. Savunmamız o kadar yüksek değil diyor. Peki. Çok büyük tehditlerin olacağını da hissetmiyorum ama göreceğiz. Göreceğiz. Stoplayıcıya gerek yok. Bir tane beleş koyabiliyormuşuz ama gerek yok. Onun başında insan çalışmalı. Çünkü burner kışın için gerekecek, yakacak koyacağız arkadaşlar. Şöyle işte bazı bölgelere yerleştirmemiz gerekiyor. Kırmızı bölge ısıtıyor bayağı. Daha geniş bölge ise donmalarını engelliyor. Etrafa bunlardan koymam gerekecek. O yüzden ufak tefek boşluk koyabiliriz. Kışın donmamamız için ama mevsim neredeyiz? Yazmıyor bile. Bir yerde yazıyordur belki. Onun dışında da şu anda yapabileceğimiz bütün binaları yaptık ve research'e bence odaklanabiliriz. Tarıma başlayacağız yavaş yavaş. Kaç kişilik ev var? 8 kişilik ev var. Birisi daha radyasyon yedi. Balıkçı, balıkçı yapabiliriz bir tane. Hani ne olmasın deneyelim. Deneyelim arkadaşlar. Yol buradan geliyor. Balıkçıyı nasıl koyuyoruz? Bu şekilde. %100. İlk balıkçımızı yaptık. Bir keşif yaptık diyor. Tarla, research. Geldi bakalım. Neler yapıyormuşuz? Sebze vesaire yapabileceğiz. Şunu açarsak ekme hızı %75 artıyor. Güzel. Research puanlarım da bitti ya. Buna gerek var mı? Onun dışında nereden gidebiliriz? Metal toplama çok mantıklı gibi geliyor arkadaşlar. Ben şuraya da vereceğim biraz. Tarlaya ufaktan başlayalım. Merkezi tamir diyor. Bir bina yapıyorsun ve oradan tamir ediyorlar her şeyi. Sonra metal toplamacılığına açmak istiyorum. Haritada toplayabiliyorsak bence metale giriş yapmamız gerekiyor yavaştan. Yemeğe hiç ihtiyacımız yok. 177 yemeğimiz var. Ama haydi tarıma başlayalım. Burada bölgelerimiz var. Niye buraya yapamıyorum? Ha. Şöyle %100'lük verim alabiliyoruz. Bir tane mi koyabiliyoruz? Ha, küçük küçük. Ben boyutunu ayarlayabilirim diye hayal etmiştim. Olmadı. Bir tane ufak tarla attık arkadaşlar. Oraya bakalım neye benziyor. Ne işe yarıyor. Halen hastalananlar var. Aa, idare ediyor şeyimiz. Sen seçiyorsun diyor. Mısır hızlı büyüyor. patates daha çok verim veriyor. Teşekkürler. Böyle koymuşlar. Hayvanlar girip yiyor mu acaba? Bakalım. Dünya haritasında neler dönüyor? Açtı. Achievement geldi. Mısır var. Toplayabiliriz. Düşman yok arkadaşlar. Düşman bandit kampları oluyor normalde. Iodine pill. Bu galiba radyasyona karşı bir hap arkadaşlar. Okey, bunu toplayalım. Burası nasıl gidiyor? Burayı da açtık ve geldi düşmanlar. 15 tane bandit var. Ezikler, 1 damage'ları, 5 canları var. 2-3 kişiyi bunun üstüne salarsam bence dövebilirim. Şeker mi? Peki. Tek başıma dövebilir miyim? 9 atağım var, 80 canım var. Dövemem. 2 kişiyi aynı anda saldırtmam gerekiyor buraya. Şunu toplasın, şey yaparız. Sen de bunları toplayıver. Yavaştan hallederiz. Aslında savaşçıyı, Fritz'i yollamam lazım. Atağı kaç? 20 atağı var. Ama işte koloniyi şu anda boş bırakmak istemiyorum. Saldırı vesaire gelirse diye. Burada halen inşa ediyorlar. Balıkçı inşa ediyorlar. Yemek, su fena değil. Tahta geliyor. Okey, fena değiliz gibi. Fena değiliz gibi. Hatta birkaç tarla bile atabilirim oraya. Ufak tefek. Ama bir tanesini yapıp önce keşfetmeye başlayalım. Bir şeyler oluyor. Bebek doğdu. Bebek oluyormuş. Okey. Savanna. Hoş geldin. Okul yapmamız gerekiyor demek ki arkadaşlar eğitim için. Guard postu yaptık. Bir tane guardımız var. Scouted diyor. Etrafı açıyor. Ne kadar gerekli bilmiyorum ama olsun bir tane. Şimdilik bir tane olsun. Açlık diyor. Çeşitli yemekleri olmalı. Mesela sebze ve et. Ve yemek pişir diyor. Teknoloji ağacından. Çünkü 2 tane stat var. Ben de onu fark ettim arkadaşlar. Bir açlık var. Food. Bir de nutrition var. Beslenme. Ya demek ki her şeyden sağlamamız gerekiyor. Sadece al et ye. Tarzı bir şey. Ne? Gökten? Oha! Hayır! Ne oluyor? Meteor yağdı kafamıza. Güya kolayda oynuyoruz. Birkaç kişi kanıyor. Ve base'imizin ortasına şey geldi. Tamam. En azından toksik bir şey bırakmadı. Kafasına meteor düştü arkadaşlar. Kolay seçmedik aslında. Orta seviye seçtik. Güzel. Hayatta kaldık gibi. Tarlaya ne ekiyoruz? Ne ekelim? Şimdilik mısır ekelim. Bir de okuyalım. Kirlilik yaratıyormuş hepsi. Kirlilik mi yaratıyor? Flax yapabileceğiz. Fiber gelecek. Ama fiber zaten avcı kabininden topluyorum. Patates daha dayanıklı. Ama mısır daha hızlı büyüyor. İkisi de mantıklı. Tavsiyeniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben şimdilik şeyle başladım. Bir tanesiyle başladım. Balıkçımız da geldi arkadaşlar. Bunun bölgesini seçmiyorsunuz. Ufak tefek balık da getirsin. Balık, et, sebze, meyve. İyi gidiyoruz şu anda. Ne yaptık? Neler yaptık? Merkezi tamiratı açtık arkadaşlar ve metal scavenging'i açıyorum ama research puanımız ne yazık ki yetmiyor şu anda. Şu anda yetmiyor. Ne geldi? Otomatik tamir ediyor. Ve Decontamination yapıyor. Sadece etrafını mı tamir ediyor? O biraz kısıtlıymış. Şuraya. Burası kamp, oraya koyamazsın. Buraya. Şimdilik merkezi bir yere koyabiliriz arkadaşlar. Katliam yapıyor bu arada şey. Fritz geyikleri harcadı burada. Boş durmasın. Cookhouse yap diyor. Yemek pişir. Bakalım. Hiç gözüme çarpmadı. Resource'da değil de Food'da olsa gerek. Cookhouse falan görmüyorum ben. Neredesin? Communal eating buradaymış. Çok geç. Daha fazla research puanına ihtiyacım var dünya haritasında. Daha aktif olmalıyız arkadaşlar. Bu ne dekorasyonlar? Yaparız. Neden olmasın? Şimdi şu depoyu yapıyoruz. Ne olduğunu çözelim. Dehşet plastiğimiz oldu. Bu beni çok mutlu ediyor. Dünya haritası nasıl gidiyor? Haydi gençler. Tempo. Depo tükendi. Plastiği mi bitirdik? Olabilir. Olabilir. Bunu yapmaya niyetiniz var mı? Bitmek üzere inşa ediyorlar. Duşlarımız var. Mutluluk idare ediyor. Evlerden mutsuzlar. Upgradeleyemiyorum şu anda. İleride muhtemelen daha iyi versiyonları gelecek bunların, mutluluk veren. Yemek idare ediyor. İlk tarlamızda da işlemleri yapıyoruz. Ben bir tarla daha atayım onun yanına. Yavaştan yapmaya başlayalım tarlaları. Şöyle bir tane boşluk bırakıp yol geçiririz içinde. Ufak tefek. Dizaynlar. Çok çirkin yere koymuşum tarlayı bu arada. Şuradaki şeyi, verimliliğini çöpe atmışım. Ya da biraz dağınık yapabiliriz. Çok da stres yapmaya gerek yok bence. Aynen, her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. İlk sezon öğrenme sezonu arkadaşlar. Oyunu keşfetme sezonu. Nasıl gidiyor? Burayı ufak tefek açıyoruz. Şeyleri bitirdi Fritz. Geyikleri avladı. Ve burası da bitti. Çalışma bölgesini seçebiliyorsunuz. Şu anda kimseyi çalıştırmama gerek yok gibi hissediyorum. Alan da çok küçükmüş gerçekten. Kovdum. Bir tamirat gerekirse bunu şey yapacağız. Decontamination da diyor. Mesela bunların şeyi var. Radyasyon diyeceğim ben buna. Radyasyon birikirse bir yerde buradaki adamı yollayarak azaltabiliyoruz anladığım kadarıyla. Güzel. Şeyler bitmiş. Mesela buranın tamire ihtiyacı var. Hemen geri işe alıyorum. Hastane biraz. Şimdi doluyor. Enteresan işler dönüyor. Şurada yemek toplamaya devam etsinler. Dünya haritası ne kadar uzun sürdü ya bunların işi. 16 saati daha var. 16 saati daha var. Epey yavaşlar. Şu banditleri hırpalamak istiyorum bu bölüm. Ama çok fırsat olmadı. Bir tarla daha yaptık arkadaşlar. Buraya da haydi patates ekelim. Farkını görelim. Mısır ve patatesimiz hazır. Şurada yazıyormuş. Mesela karakterin altında yeşil bir çizelge var. Galiba iş hızı orada gösteriliyor. Benim kesinlikle daha fazla research puanına ihtiyacım var. Hep research puanımız cepte olmalı ki başka işlerle uğraşırken biz research yapabilelim. O biraz sıkıntı. Tahtaları gerçekten bitiriyoruz haritadaki. Haydi şunu da toplasınlar. Aha. Fritz ne yapıyor? Sevgili Fritz. Şuradan tahtaları toplayıver. Tamamen şeye bağlı kaldık. Dışarıdaki hero'larımıza. Fritz'i yollamak istemiyorum çünkü güvenlik açısından burada durması biraz daha sağlıklı. Burner. Yani koyup kapayabilirim arkadaşlar. Kış için hazırlık yapabilirim. Ya da insanları gömdüğümüz yer ki henüz kimseyi gömmedik. Bir felaket olur diye bence şundan birkaç tane koyalım. Ne dersiniz? Bir tanesi şu evleri kapsayacak. Daha bir tane yeterli. Bunun kapsamını bilmiyorum. Ne kadar yapmamız gerekiyor vesaire. Ama kışa, felaketlere hazırlıklı olmakta fayda var. Geldiği gibi şey yapmayalım. Aman donuyoruz tarzında. Panik yapmayalım. Ne kadar kaldı bunların? 5 saati kalmış. Haydi çarpı 3 ile oynayalım. Toplamalarını istiyorum bir an önce. Şöyle bir şey yapacağım. Ufak tefek design elementleri de katmak istiyorum oyuna. Base'imize. Specialistler hazır diyor. Burner yaptık. Bunu kapayacağım. Pause dedim. Çünkü yakmasın şu anda. İhtiyacımız yok bence. Sıcaklık nerede yazıyor onu da bilmiyorum. Ama şu anda üşüdüğümüzü zannetmiyorum açıkçası. Ve dünya haritasına gidebiliriz. İkisi de işini bitirdi. Resources vesaire. Bu kendi inventory'sinde mi tutuyor? Evet. Bunları hiç geri getirmedik. Bir noktada geri getirmek mantıklı olabilirdi. Bir elde gidemiyor oraya. Biraz daha toplasın o zaman. Acelesi yok. Acelesi yok. Ve büyük bir risk alacağım arkadaşlar. Diğerini de yollayacağım. Kesin saldırı gelecek ben yolladığımda ama ilk sezon öğrenme sezonu geldi. Bunu saldırtamıyorum. Bir sonraki yer saldırtabiliyorum. Yok, saldırıyor. Saldırdı mı? Emin değilim. Emin değilim. Bu da görevi bitirdi. Şeker toplamış. Kapışmıyor galiba şu anda. Mesafesi yetmedi. Aynen, olmuyor. Olmuyor. İkisini aynı anda saldırmak istiyorum çünkü. Mantıklı olan o. Burayı bir günde yapıyor. Peki kaç günde buna şey gelecek? Tekrardan gelecek acaba? Bakalım. Belki bir sonraki günü beklemeliyiz. Minimap'in etrafında yeşil bir şey dönüyor. Gördüğünüz gibi. Onun dolmasını beklememiz gerekebilir aksiyon alabilmek için. Mesela Scout'sa karakterin şeyi, klası. Galiba daha fazla yürüyebiliyor haritada. Şu arkadaşı yine kovdum. Bir sürü boşta insanımız var aslında. Biraz daha verimli bir şekilde çalıştırtabiliriz bu karakterleri ve o yüzden bir tane daha 400 mü? Oho. Depolarımızda yer var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Bir tane daha recycler yapalım. Şurayı temizleyelim arkadaşlar. Bir sürü insan boşta şu anda. Ya da ben öyle düşünüyorum. 17 yetişkin, 14'ü çalışıyor, 3'ü malzeme taşıyor. Yokmuş. Kimse boşta değilmiş. Ve specialist alabiliyoruz arkadaşlar. Belirli bir sıklıkla. Bakalım nasıl? 700 para veriyorsun. Harcamaya gerek var mı? Fighter. Çok havalı bir arkadaşa benziyor. Kensai. Alalım mı? Alalım. Alalım. Bir negatif şey yok. Para gelir. Para gelir. Aramıza hoş geldin. Bir tane daha specialistimiz oldu. Böylelikle Kensai base'imizi koruyabilecek. Diğer karakterler dışarıdayken böylelikle riski de birazcık daha azaltmış olduk arkadaşlar. Bakalım puan geliyor mu? Yok. Bütün gün beklemek gerekiyor ne yazık ki. Ve bu da, seni de buraya alalım. Bir sonraki günün başında aynı anda saldıracağım. Ve ilk bandit kampimizi muhtemelen temizleyeceğiz arkadaşlar. Kaç kişilik yer var? 7 kişilik yer var. Herkes çalışıyor şu anda. Evet, research gerekiyor bize. Research gerekiyor. Ufak tefek evleri de yayabiliriz, genişletebiliriz. Yemek deposu. Şuraya bir yemek deposu yapıyorum. Çünkü balıkçıların getirdiği yemekleri burada saklamak istiyorum ufak tefek. Aslında burada da var. Şey, dağınık yapın diyorlar, öyle tavsiye veriyorlar. Tarlaların yanına da yapabilirim. Şu köşeye bir tane yapıyorum arkadaşlar. Ve neden yaptırtmıyor? Çeşmeyi rezalet bir yere koymuşum çünkü. Bu çeşmeyi kaldıracağım. Rezalet bir yere koymuşum çeşmeyi. Hatta tarlaları da kaldıracağım. Hatta orayı komple yıkacağım, o yolu. Çeşmeyi ne yazık ki patlatıyorum. Şuradaki plastiği bitiriyoruz zaten. Specialistler hazır. Yeni bir güne başlıyoruz. Sen neler yaptın? Toplamış her şeyi. Para bulmuş. Eline sağlık. Şuradaki mısır da topla. Bütün haritayı bitir. Scavenger gerçekten temizliyor haritayı. Ve şimdi saldırabileceğiz. Bence alacağız. Tek başına bile aldı Yoshi Fritz. Fritz daldı. İkisi de daldı. Yeşil bizim gücümüz. Kırmızı onların gücü. Burayı yavaş yavaş bir günde, 1,5 günde eriteceğiz arkadaşlar banditleri. Şunu yıkınca yolları baştan yapacağım. Bitirsinler. Epey bir alan kazanacağız. Su deposunu da başka yere koyacağım. Bir süre bekleyelim. Şunu yıkınca gerçekten daha düzgün inşa edebileceğim. Bir şeyler dönüyor. İşte çamurlar içerisinde bir karakter gelmiş. Benimle ticaret yap diyor. Unique şeyler satıyormuş. Bilgisayar. 20 tane geyik eti mi bu? Ne o? 20 tane geyik etine 200 research veriyor arkadaşlar. Tabii ki de aradığım adam geldi. Güzel bir ticaret oldu. Henüz kapımıza dayanmadılar saldırı amaçlı. Ve 200 research sayesinde şu metal toplamayı da açtık. Ama bence yemeği açmalıydım. Eşeklik ettim. Bunu koyduğumu hatırlamıyordum. Bir sonrakine ekleyelim mi? Unutmayalım. Yemek. Communal eating. Bunu sıraya ekliyorum. Bir sonrakinde yemeği açacağız arkadaşlar. Plastik bitti. Sonunda bitti derken yeraltı depozitine dönüşüyormuş. Aa, bunu yıkamıyoruz. Bunu yıkamıyoruz. Bu sonsuza kadar burada kalacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O yüzden buraya tarla da koyamıyorum. İğrenç bir şey oldu. Neyse, hasada alırsak. Nedense her şeyi çok düzgün, optimize bir şekilde koyma. Hastalığım kendini göstermeye başladı. Bunu muhtemelen çok ileriki aşamalarda yapacağız. Öyle kalacak. Öyle kalacak bir süreliğine. O zaman tarlalarda kalsın, yapacak bir şey yok. Şuraları değerlendirmek istiyordum da burada bir sürü alanın var hançer çok. Her şeyi optimize etmene gerek yok. Sıkma canına. Birisi hastalandı. Aynen, sadece buraya koyabiliyorum. Geri koyacağım çünkü burada başka bir çeşme var. Burası tek koyabileceğim yer arkadaşlar. Çeşmeye geri koyuyorum. Ve özür diliyorum köylerimizden. Sıkıntı yok. Her şeyi optimize etmemize gerek yok. Evet, ilk felaketimizle karşı karşıyayız. Nuclear fallout. Radyasyon yiyecek arkadaşlar. Herkes ve her şey. Tarladaki şeylerimiz yamulacak diyor. Açık tarlalarda. Iodine şeyi topla. Bende vardı galiba ya da Scavenger'da var. 5 tane var. Radyasyon hastalığını daha hızlı iyileştirmek için hastane yap diyor. Okey. Direkt hastane yapıyorum bir tane daha. Ve buna öncelik veriyorum. Ne kadar sürecek bilmiyorum. 17 saat içinde geliyor. Ve katastroflar. Bakalım arkadaşlar. Canımızı ne kadar yakacak göreceğiz birazdan. Hayatta kalırız herhalde ama tarlalarımız yamulacak. Yemeğim var. Sıkıntı yok. Suyumuz var. Tahta tükendi. Haritadaki tahtaları bitirdik sayılır. Burası da açmış arkadaşlar burayı. Neler var? Concrete. Bunu toplayabiliyor muyum? Hayır, hiç toplayamıyorum. Güzel, haritayı da ufak. Ben parlıyor muyum diyor Erika. 2 kişiye radyasyon geldi. Metal scavenging. Bunu açtık bakalım. Scrapper diye bir bina geldi. Metal toplamamızı sağlıyor. Güzel. Metal nerede? Ben hiç görmedim ki. Karşımıza çıktı mı metal? Bakalım yeni binamıza. Scrapper. Şöyle gezdirirsem gözükecek mi metaller? Buldum. Buradaymış. Aa, çok uzaktalar. Bence toplayabiliriz ufak tefek. Biraz çok rezalet bir yerde. Çok rezalet bir yerde. Buradan hiçbir şekilde geçemem ki. Başka bir yerde bulmamız lazım arkadaşlar metali. Bunu yapamam şu anda. Bunu gerçekten yapamam. Ben kule kuracağım. Bir iki tane. Scout Tower. Evet, şöyle haritanın sağını solunu açalım. Şu anda yapmak istemiyorum. Metal işimize yarar ama burası rezalet bir yer. Şuradan bakarsanız öf. Ve nehirin yanından. Hayatta gidemem oraya. Hayatta gidemem. Gerçekten hepimiz kanser oluruz, yamuluruz. Haritada bunlar kapışmaya devam ediyor. Seni geri çağıracağım. Peki. Ve ilk felaketimiz 10 saat içerisinde gelecek arkadaşlar. 2 hastanemiz yeter herhalde. 4 kişiyi aynı anda tedavi edebileceğiz. Şunları hızlıca... Harvest Now diye bir opsiyon varmış. Böyle bir şey mi yapsam? %62'si büyüdü. Felaket gelmeden toplamış olurum. Çünkü nasıl etkileyecek bilmiyorum felaket. Bam diye zehirlenecekler mi? Yoksa yavaş yavaş birikecek mi burada? Bence 7 saat var. Topluyorum arkadaşlar. Ben riske atmayacağım. Ya da geri alamıyorum. Basınca gitti. Bir tanesini bıraksaydım da öğrenseydim nasıl etkilendiğini. Keşke patatesi bıraksaydım. Etkisini öğrenmek lazım nasıl etkilediğini. Neyse, toplasınlar hasadı. Birisi daha hastalandı ve niye hastalanıyorlar? Daha felaket gelmedi bile. Dünyaya geri dönüyoruz ve tabii ki topladın her şeyi. Sen geri gel artık. Inventörün fullendi. Bayağı vakit alacak gelmesi. 2 turn alacak. Burayı temizledik gibi. Onun dışında combat henüz bitmemiş. Birazcık daha sürecek. Harcadık arkadaşlar büyük bir kısmını. Bir gıdım güçleri kalmış. Bir şey yapmama gerek yok. Ve felakete merhaba diyebiliriz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gözcü kulesini yaptık sol tarafta. Bir taşıyıcımız kaldı ki çok az arkadaşlar bu. O yüzden işler yavaşlıyor olabilir. Popülasyonu bir şekilde arttırmam lazım. Taşıyıcı bir tane bence çok az. Bazı insanları kovmam vesaire lazım. Geldi. Nuclear fallout. Uf, çok korkutucu. Çok korkutucu. Ve bakalım tahılları topluyorlar şu anda. Ya da toplamıyorlar. Harvesting topluyorlar. Contamination diye bir şey çıktı. Ya da vardı burada. Şu anda etkilemiyor. Bakalım ne olacak. Kapıda hayatta kalanlar var. Tam zamanda geldiniz. Merhaba. 3 yetişkin, 1 çocuk, 1 yaşlı. Çok da verimli bir grup değil arkadaşlar. Bir şey de getirmemişler ama gelsinler. Gelsinler şu anda. Hoppa. Pause. Saldırıyorlar. Hostile. Saldırıyor 2 tanesi. Çok iyi zamanlama. Hero'muz tam kapıda arkadaşlar. Guard da burada. Guard zaten hemen combat moduna girdi. İlk defa kapışacağız. Vay çakallar. Yaşlıyla çocuk mu saldırıyor? 2 tane yetişkin vardı. Kombat başlıyor arkadaşlar. İyi ki hero'muz burada. Alacağız gibi hissediyorum. Derken bu adam. İkisi de buna gelsin. Guard nerede? Guard'ı kovdum. Bravo Burak. Hiçbir şey anlaşılmıyor ama alıyoruz gibi. Tehlike üstüne tehlike arkadaşlar. Ne oldu ya? Yetişkinler mi şeydi? O zaman bir çocukla bir yaşlı katıldı aramıza. Ki rezalet bir durum. Rezalet. Eline sağlık diyorum. Kensai temizledi gerçekten ortalığı. Vay canına. 2 kişi yaralı. Mutluluk biraz çakılıyor gibi. Oyunu hissetmeye başladık arkadaşlar sonunda. Tarlalar nasıl gidiyor? %1 çok yavaş doluyor ya. O kadar da etkilemiyormuş. 2 kişi daha enfeksiyon. Enfeksiyon var, bir de irritated var. Bunların farkı ne acaba? Şurada yazıyor. Neyse öğreniriz. Şu anda büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çalışıyor doktorlarımız. Doktorlarımız çalışıyor. 4 kişi irritated. Okay. Haydi. Haydi doktorlar. Achievement geldi. Şey geri döndü. Bir gün daha bitti. Specialist'imiz geri döndü arkadaşlar. Burada da kombatı bitirdik galiba. 3 tane ne olduğunu bilmediğim hap geldi. Göstermiyor üstüne mouse'u götürünce. Gelmemiş çünkü daha şey, antibiyotik gelmiş. Gelecek daha doğrusu. Onu diğer karakter yapar. Biz şuraya mı gitsek? Ama bu da korkutucu. Yaratık var diyor orada. Yaratık var diyor. Bir sonraki elde alabilirim değil mi? Haydi oraya gidelim. Bunları sonra açarız. Niye ünlem işareti var? Süresi mi var? Hazard. Büyük bir hata yaptım. Bunu toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Galiba süresi var. 12 saatte 5 damage yiyor. Diyor. Galiba... Biz mi damage yiyoruz? Yoksa oradaki ürünler mi yiyor? Hiçbir fikrim yok. Hero'muz damage yiyor galiba. Orada takıldıkça. Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şeyi geri yollayalım dünyaya, scout'umuzu. Bu ne kadar devam edecek? En azından bir sürü hap geldi arkadaşlar. Acil bir durum olursa şey hapımız var artık. De göstermiyor burada. Niye göstermiyor? Bir sürü iodine hapı gelmiş olmalı. Toplamadık mı? Topladık diye hatırlıyorum. Enteresan. Geri yolladık. Inventory'yi boşaltmadı mı bu? Boşalttı inventory'sini. Çok enteresan. Ne yapalım senle, ne yapalım senle? Buraya gelebilirsin. Scavenge yapabilirsin bir sonraki el. Ya da diğer haritaları açmak daha mantıklı da olabilir. Diğer haritaları açalım arkadaşlar. Orası bitecek zaten. Buradan mı açmak istiyorsun? Oradan aç. Süper. Şu felaket ne zaman bitecek? Bekliyorum. 7 kişi irritated. Bir tane daha hastane yapayım o zaman. Kaç tane hastane yapmam gerekiyor? Vay canına, yani orta seviyede bu kadar patlatıyorsa en zor seviyeleri hayal edemiyorum. 10 kişi mi? Haydi artık. Bu nedir? Buralar yamuldu galiba. Contamination. Ben bunları kovuyorum. Tarlada çalışanları. Nereye gidiyor bu adam? Başka şeyler yapıyor. Aha. Ops. Tarlada çalışanlar ekme dikme olmadığında gidip amelelik mi yapıyor? Bilen varsa yorumlarda paylaşabilirse şahane ötesi olur. Tarlaları da bıraktık. Mutasyona mı uğradı? O ne ya? Buna boynuzları mı çıkmış? Bir mutasyon eksikti. Süper. Demek ki 2 hastane yetmiyor. Bütün her yeri hastane yapalım. Üç hastanemiz oldu arkadaşlar. Bir yere kadar dayanabilir diyor hasat. Sıcaklık dalgası vesaire etkiler ya da fareler. Galiba şu anda toplayamıyorsunuz o sembol çıkınca. Tam zamanda toplamışız gibi bir his var içimde. Enfeksiyon. Bitti. Acı çektim. Gerçekten acı çektim o kadar. Zor olmamalıydı. Kimse ölmedi aslında. Çok da abartmayalım. Ve kaynak açısından da saçma sapan iyi gidiyoruz. Bizi tek engelleyen şey research. Burada da achievement'lar var. Bunları yapacağız arkadaşlar oyun boyunca. İşte prestige getiriyorlar. 23 tane var. Bunları bitireceğiz. Radyo mu? Bu ne? Müziği mi değiştiriyor? Geç. Research puanı başka nasıl kazanabiliriz? Haritadan mı sadece? Buradaki tahtalar da bitti. Buralara yollamak istemiyorum. Rezalet buralar. Şurayı toplasınlar. Ve yavaş yavaş da düşmanlar diyor. Ardı sırada düşmanlaşabilirler. Silah yap bilmem ne yap. Peki. Sol tarafta neler açtık bu arada? Yeni kulemizi yaptık değil mi? Komple açmış bu. Etrafı. Gibi gözüküyor. Bunu yıkabilirim. Başka bir tane yapalım. Şuraya bir tane yapayım. Metal mi bu? Değil. Beton. Metal. Buldum. Buraya yapabiliriz arkadaşlar o binayı. Metal çıkaralım. Şu anda ne kadar gerekli bilmiyorum. Ama ufak tefek çıkarabiliriz. Bence yemek yeri yapmamız lazım her şeyden önce. Production. Scrapper. Aynen. Şu değil mi? Çok uzakta. Aşırı uzakta. Ama yaptım gitti. Dünya haritasına geri dönelim. Açtın mı? Açtın. Research sonunda. Sonunda. Şuradaki antibiyotikleri toplayıver. Sen ne yapıyorsun? Buraya tek başına gitsin istemiyorum. Savaşçımız. 3 günde de bunu şey yapıyor. Çok yavaş şey süresi. Bence haritayı açsın yavaştan. Bir günde açıyormuş. Tamam. Researchçı arkadaşı aslında oraya yollamam lazım. Bunu bölebilir miyim? Cancel desem. 4 tane topladı. Damage yemiş. Evet orası şey diye. Ve seni research'a yolluyorum. 3 el sürecek oraya gitmen ne yazık ki. Ama research puanı toplamam lazım bir an önce. 3 kişi. Böylelikle haritada tarlalara insanları tekrardan ekleyebilirim. Kaynak açısından hiçbir sıkıntımız yok. Gayet şahane gidiyoruz o açıdan. Enfeksiyonları giderdik sayılır. Enteresan bir adam gelmiş arkadaşlar. Bize katılmak istiyor. Bilgisini paylaşacakmış. Ve gerginmiş, omuzunun arkasından geriye bakıyormuş vesaire. Çok şaibeli ama bir şeyler öğrenebiliriz. Belki riski alıyorum arkadaşlar. İçeri aldık bu adamı. Aman tanrım. Bir depoya gidip yemekleri toplamış. Ve kaçmış. Bulamamışız. Eksi 20 mutsuzluk verdi. Kaçıyor. Kaçıyor. Yemek gitmedi ama mutsuzluk gitti. Olsun, olsun. Bunları yaşayacağız. Risk alacağız arkadaşlar ufak tefek. Şu anda iyi bir noktadayız. Şimdi almayacağız. Ne zaman alacağız riski? Ve buradan şeyleri toplamaya başlayacağız. Yol çekmeye gerek var mı ya? Çok uzak gibi hissediyorum. Ama epey metal de çıkacak. Belki çekmekte fayda olabilir bir tane yol. Kolay gelsin. Mutasyonlu arkadaşı iyileştiremedik mi? Tamam. Bir doktoru kovabilirim. 2 hastane yetiyor şu anda. Bir tane daha duş mu yapsam? Duşlar boş şu anda. Demek ki gerek yok. 3 tane mutsuz şey ayrılma tehdidi ediyorlar. Düşmanlar var diyor ve evleri dandik diyor. Ayrılmayın. Ayrılmayın. Hostilities. Bunu nasıl çözebilirim? Evleri de dandik diyor. Evleri de upgradeleyemiyorum. Ve 1 saat veriyor bana sadece. Hiçbir şey yapamam ki. Poor Shelter. Evlerini çözemem. Ve Hostility'yi de çözdük. Çözdük. Niye böyle bir debuff var? Düşmanlık debuff'ı. Hem de hiçbir şey gelmiyor şu aşamada. Research puanım da yok. Şey yapacaklar. Sayonara diyeceğiz kendilerine. Müthiş bir mutsuzluk var ya. Varlık içerisinde mutsuzluk çekiyoruz şu anda. Yani research puanı acilen toplayıp yemekti bilmem neydi. Onları research etmek lazım. Gelmek üzere. Burada 244 mü? Ha, çok az. Research puan toplayacak. Evet, elimden gelen bir şey yok mutsuzluk çerçevesinde. İki tane bina bitti. Ne bitti? Süper. Metal topluyoruz. Ne kadar gerekli bilmiyorum. Şu aşamada kesinlikle yemek yerine önce yapmalıydım. Ve neyse biriktirsinler ufak tefek. Gidecekler, yapacak bir şey yok gibi. Research tarafında gelişmiş evler nerede acaba? Burada değil, yemekte değil. Altyapı? Solar. Güzel şeyler var. Enerjiye hiç daha gelemedik daha. Çok yol var. Community'de olsa gerek. Bunu açıyorsunuz. Yatakhane. Bu bir mutluluk vermiyor arkadaşlar bu. Bu hiçbir işe yaramıyor. Home Improvement. Uf, buraya gelmem lazım. Galiba. Ve oraya gelmek için yüzlerce research puanı lazım. Çok uzakta. O mutluluğu nasıl sağlayacağım bilmiyorum. Gitsinler. Yapabileceğim hiçbir şey yok şu anda. İnternetten bakarım arkadaşlar. İnternetten bakarız. Ve çarpı 3'te oynayabilirim. Ne kadar yapmak istemesem de. İleri saralım. Günler geçsin. Çünkü kaynak açısından hiçbir sıkıntım yok. Sadece haritadaki karakterlerin gezip research puanı toplaması lazım. Onun dışında sağlıklı bir şekilde üretim yapıyoruz şu anda. Sen ne yapıyorsun? Oradan yemek topluyorsun. Specialistler hazır diyor. Sen ne yaptın? Haritayı açtı. Yeni bir şehir bulduk. Ticaret yapamıyoruz. Dostça yaklaşmıyorlar şu anda. 33 popülasyon. Ve bir şekilde ilişkimizi arttırırız arkadaşlar onlarla. Bir şekilde. Şuna. Fun box. Topla oradayken. Oradayken topla. Research puanı sonunda gelmeye başladı. Ve doğru düzgün şeyler research edelim artık. Sevgili research ağacı, neredesin, buradasın? Yemeği yapmak istiyorum. Evleri de yapmak istiyorum aslında. Yemeği yapalım. Aynen, yemek pişirmek istiyorum. Unavailable diyor. Niye? İkisini de mi açmam gerekiyor? Bunu açtım. Neden buna geçiş yapamıyorum? Enteresan şeyler. Bu ikisini de mi yapmam gerekiyor? Yok ya. Yeşil işte. Ya da research puanım birikmeli. Biraz bekleyelim. Birazcık bekleyelim. Opa! Koloni saldırı altında. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar nasıl bir zorluk seviyesi bu? Fareler saldırıyor onlarca. Ve iyi ki kuzeyden geldiler. Orada şeyimiz vardı. Guard tower'ımız vardı. Önceden haberdar olabildik şeyden, saldırıdan. Ama müthiş kalabalıklar gibi hissediyorum. Çok kuvvetli olmasalar da. Kuleden biri sıkıyor. Öyle bir şey mi var? Bu adam burada ama kuleden biri sıkıyor. Demek ki savunma şey yapabiliyormuş. Hostiles in the colony. Buradan da saldırıyorlar. Arkadaşlar ne oluyor, bu oyun ne? Bu oyun ne? Yes. Kensai koş. Şeyimiz öldü bile, gardımız. Ölmedi, yaralandı ve kaçıyor. Arkadaşlar bu oyun neler yapıyor? Orta seviye bu kadar zor olmamalı. Bu kule de sıkıyormuş. Scout Tower'lar sıkıyormuş. Hiç vurmuyor gibi ama. Hiç vurmuyor. Ama en azından tanklıyor bir süreliğine. Öldü arkadaş. Hero'muz da ölüyor şu anda. Bu kadar zor olmamalı. Bu oyun ne yapıyor ya? Guard'ımız nerede? Onu da çağıralım. Hero'muz ölmek üzere. Şey tanklasın bari. Guard. Yok, Hero öldü. Hiçbir şey yok yapabileceğim. Gerçekten öldü. Bu oyun ne yapıyor? Defeat. Öldürdüler ve gittiler. Kelimeler kifayetsiz arkadaşlar. Bu nasıl bölümdü? 3 kişi de ayrılacak şu anda. Easy ile mi oynasaydık? Yani kaynak açısından gerçekten abartılı bir şekilde iyiyiz. Ama belki de savunmayı kuvvetlendirmem gerekiyor da hiç öyle bir işaret vermedi bize oyun şimdiye kadar. Bütün kolonistler kalmaya karar verdi. İyi bari. İyi bari. Yani bir tane mezarlık yapacağız şimdi. Güzelim Specialist gitti. Neredeydi mezarlık? Burial Pit. Şuraya bir tane mezarlık yapalım. Arkalara. Üzdü ya. Hiç geri çekemedim. Tamamen ona kilitlendiler. Ve bir çocuk doğdu. Güzel bir haber arkadaşlar. Bu kadar kötü şeyin üstüne. Müthiş agresif bir saldırıydı ya. Burada neler dönüyor? Burayı toparladık. Bu şehirle halen ilişkimiz iyi değil. Burayı da toplasın. Research'leri topladık. Eline sağlık. Şu main quest'i yapmak istiyorum aslında. O yüzden buraya getireceğim seni yavaştan. Ve şu anda savunmamız patladı. Yeni specialist alabiliyor muyum? Alamıyorum. Param yok çünkü. Büyük sıkıntılar. Şunu repair dedim. Ve acı çektik arkadaşlar. Recycler. Burayı bitirmişim. Şuraya devam etsinler. Daha fazla research... Yine mi? Burası bitmedi arkadaşlar. 2 yerde aynı anda saldırı geldi. Ve böcekler halen duruyor burada. Ve şeyim olmadığı için, Hero'm olmadığı için böceği indiremiyorum galiba. Burada takılmaya karar verdi. Orada mutasyona uğramış bir ayı var. Tahtacıyı arkadaşlar kaldırıyorum. Artık tahtayı kendimiz üretelim bir süre. Enfeksiyon. Amelen kalmadı diyor. Bina yıkılıyor diyor. Binayı demolish diyelim. Çünkü orada halen böcek var galiba. Şuradan bir kişiyi kovabilirim. Biraz taşıyıcılar boşa düşsün. Plastiğe bu kadar ihtiyacımız yok. Ve en azından güzel bir şey yaptık arkadaşlar. Şeyi açtık. Yemek pişireceğiz doğru düzgün. Şöyle merkezi bir yere koyalım aşçımızı. Şuraya cuk oturuyor galiba. Aynen, aşçımız hayırlı olsun. Derken vazgeçtim. Şöyle koyacağım. Aynen, yolu harcıyoruz yoksa orada. Güzel. Tehditlere karşı ne yapabiliriz? Yani kulemiz vardı. Hem burada kulemiz vardı. Kapıda güvenliğimiz vardı. Bir tane de fighter şeyimiz vardı. Hero'muz. Ve ona rağmen öyle bir saldırı geldi ki darmadağın ettiler bizi. Ordu mu kurmam gerekiyor? Beklentisi ne acaba oyunun bizden? Kuleye 2 kişi mi koymamı bekliyor? O bile işe yaramazdı gibi hissediyorum. Ve etraftaki tahtaları da bitirdik sayılır. En azından enfeksiyon vesaire onları halledebiliyoruz. Yani o kadar da acı çekmedik ama ders verici nitelikte bir bölüm oldu arkadaşlar. Bakalım savunmamıza bir şekilde çeki düzen vermemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Oyun tokatladı. Hiç yani sağ gösterip sol vurdu. Ve burada yavaştan sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Şu yemekleri pişirmeye başlayacağız bir sonraki bölüm. Daha fazla research puanı gelecek. Evleri upgrade'lemeyi bir şekilde bulacağım. Mutluluğa, mutsuzluğa çözüm getireceğiz. Ama teknolojiler geldiği anda binaları bam bam koyabileceğiz. Çünkü malzememiz, suyumuz, her şeyimiz, yakacağımız, ilaçlarımız, altyapımız hazır. Sadece birazcık research vesaire gerekiyor. O da geldiği takdirde. Mesela bunun için metal gerekiyormuş. İyi ki toplamışız. İşte doğru bir karar vermişim, farkında değilim. Burada bir sürü metal topluyoruz. Bunları yapmasaydım, ilk yemek pişirme şeyini yapsaydım, bekleyecektik yine. Çok doğru bir karar vermişim farkında olmadan. Yani doğru şeyler de yapıyoruz bayağı bir. Negatif konuştuğuma bakmayın. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı... Bir saniye. Saldırı geldi. Game over oluyoruz arkadaşlar, gider ayak. Gider ayak game over olalım, sonra veda edelim sizlere. Kapıda banditler var. Şöyle herkesi asker yapsam gider ayak, onlarla konuşmadan. Burada kuleyi yıktık değil mi? Saçlarım dökülüyor diyor bir karakter. Okey. Banditler geldi. Savaşa dönüşecek bunlar diyor. Specialistleri getir, guardları getir. Ki specialistim yok. Specialistim falan yok. Ha? 4 tane guardımız var arkadaşlar. Hı? Ha? 4 tane gardı getiriyorum. Buraya dünya haritasında da bunların gelme ihtimali yok galiba bizim karakterlerin. Eline sağlık, antibiyotik toplamış. Şunu da toplayıver, o haritayı bitirelim. Burada neler dönüyor? Burası çok ürkütücü. Bize doğru geliyor gibi hissediyorum. Bir şeyler. 4. gardımız da gelsin ve konuşalım. Konuşalım. Konuştuk. Yani böyle aç, çaresiz tipler böyle yemek arıyorlarmış. Çok da bandit değiller aslında. Lütfen yemek ver diyor. Verebiliriz ya, o kadar da agresif bir şey değilmiş. Bir sürü yemek veriyorum arkadaşlar. 300 yemeğim var çünkü. 300 para verdiler bana. Ah, çok iyi oldu. Bir tane specialist alabiliriz böylelikle. Güzel, güzel bitirdik bölümü. Teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.